geldiniz. Bugün sizle birlikte İstanbul'a alışverişe geldik. Neden bu kadar mutluyum? Niye geldik diye sorarsanız, hem İstanbul'da şu an... Ha? Aa, alıyorum. bir dakika. Anne, kapı. Evet, şimdi... Şöyle ki... bugün İstanbul'a MR'a geldim alışveriş için. Çünkü Bershka'da Plan 1'da Stradivarius'ta da olması lazım. Ve Victoria's Secret Pink'te sanırım. Ondan emin değilim ama Bershka'da Plan 1'den eminim. Çok büyük indirimler var. %50-60'a varan indirimler var. Hani her yıl böyle yazın ve kışın iki tane indirim oluyor. Buna hani çok sıkı takip edenler bilir. Ve online sitelerinde de vardı aslında indirim ama ben Bershka'dan ne zaman online olarak bir şey alsam, evet hızı çok güzel, çok titiz yolluyorlar filan ama bedenini asla tutturamıyorum. X small aldığımda büyük geliyor, bazı modeller küçük geliyor. O yüzden dedim ki gidip deneyeyim, hem mağazada da daha çok çeşit olur diye düşündüm. Oversize ve crop tişörtlere ihtiyacım var, yani altım var ama tişörtüm yok. Tişört lazım bana çünkü çoğu tişörtüm küçük gelmeye başladı. Ve bugünkü kombinim de böyle, bakın. Bir dakika. Bu ayakkabım, kotum, bu da üstüm, bu da çantam. Şimdi de saçımı 6 yıl sonra böyle yaptım çünkü bilmiyorum öyleyse. Şimdi giriyoruz AVM'ye. Şimdi annemle romantik anlar yaşadık beni İstanbul'a getirdiği için. Ve şimdi ilk gireceğimiz yer Bershka olacak sanırım, değil mi? Olabilir. Sonra da artık nereye görürsek oraya gireriz. Evet, şimdi Zara'ya geldik çünkü Plan 1'de gerçekten hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yok, ağlamak istiyorum. Abi bak, güzel şeyler var ama bulmak çok zor çünkü çok dağılmış buralar. Baksanıza şuna. Şimdi buradan parfüm alacağım. Şimdi bu kokuyu aldım, bunu seçtim. Bu TikTok'ta çok karşıma çıkıyordu. Şimdi üzerinden bir tişört ve bir parfüm aldık. İkisi de indirimdeydi, şimdi Bershka'ya gidiyoruz. Yani Zara'da da çok kalabalık, yani bir şey bulmak bayağı zor. Şimdi Bershka'ya gireceğiz, Stradivarius'a gireceğiz. Oradan bir şeyler bulabileceğime çok umutluyum. Eğer oradan da bir şey bulamazsam o trip alırım şimdi. Bershka'ya girmemle bir sürü bir şey bulmam bir oldu. Şimdi öncelikle bu crop'u beğendim. Şöyle göstereyim. Bunu alacağım. Şimdi böyle bir short buldum ve çok tatlı. Çok hoşuma gitti. Bunu alacağım. Bershka'da o kadar güzel şeyler var ki battım yani. Şunlara bak. Gözlükler bile çok güzel. O benden çok emin olamadım ama çok ucuz. Çok ucuz. Pembe de, pembe de. Ya hayatımın en mantıklı Bershka alışverişini yapmış olabilirim. En az 3-4 tane üst aldım, bir tane short aldım. Ve bir sürü şey aldım ve 500 lira tutuyor. Bershka pahalı bir yer. Normalde 2 tane şey alınca 500 lira tutuyor. Ben 2 tanesi 500 lira olan kot ceketleri, tanesi 80 liradan falan aldım. Ya abarttım biraz yani. 500 lira da 250 diyelim. Yok. 2 tanesi. Mesela 2 tanesi 300 küsur olan kot ceketleri, 2 tanesini toplam 160 aldım. Yani bayağı akıl kârıydı. 140'a doğru matematiğime sıçayım. Neyse. Yani ben çok mutluyum. Şu an bana bir enerji geldi. Annem şimdi... Nereye gideceğiz anne? Şimdi kotona falan da bakacağız. Buradaki kotonlar da çeşit oluyor çünkü.
Şimdi Pink'e gireceğiz. Orada da indirim var mı diye bakacağım. Eğer indirim varsa belki bir şeyler alırım. Yoksa da bilmiyorum. Yani çıkarım herhalde. Şimdi Pink'teyiz. Burada da biraz indirim var. Yani bayağı var hatta. Bir şeyler seçtim. Birazdan deneyeceğim. Şimdi içecek aldım. Bunun adı da vanilya frappuccino. Alışverişimizi tamamladık gibi bir tek Defne'ye Decathlon'dan paten bakacağız. Bir de şort bakacağım patana falan girip. Öyle yani. Annem benim fotoğrafımı çekiyordu. Sonra önümüzde 3 tane sanırım kız geçti. Ve birden beni tanıdılar ve şok oldular. Sonra fotoğraf çekildik. Mutlusam. Şimdi geziyoruz. Yani Zara'dan, Bershka'dan, Pink'ten bayağı bir şeyler aldık. Yani 2 şort, bir ay... İki tayt, bir şort, iki ceket, 3-4 tane tişört. Yani şu an yeterli aslında ama biz biraz daha dolaşacağız. Gözümüze bir şey çarparsa alacağız ama şu anki aldıklarım da gayet yeterli. Yani bütün ihtiyaçlarımı aldım. O yüzden son bir kez dolanıyoruz şimdi AVM'ye. Bence birine Decathlon sormamız gerekiyor. Soralım. Evet, şimdi şort bulduk. Anne istersen diğerini al ya bunu sanırsa. Şimdi böyle şort bulduk. Bershka'da tıpatıp yani sadece bir renk daha koyusu 200 liraydı. Burada 130 lira. Buradan alacağız o yüzden. Bir de şimdi oversize şort bakacağım ama bunlar o kadar pullu ve simli ki altın gününe gitmiş olmak istemiyorum. Bilemedim. Bunlar çok fazla simli. Beğenmedim. Hadi anne gidelim. Şimdi kasaya gidiyoruz. Evet, şimdi AVM'den çıktık, bir sushi aldım. Eve gidince hepsini size göstereceğim. Şimdi de arabaya biniyoruz. Eve gidince dediğim gibi göstereceğim hepsini size. Evet, şimdi eve geldim. Bir dakika. Evet, şimdi eve geldim ve tabii ki size aldıklarımı göstereceğim. Saçım biraz ıslak, kusura bakmayın. Bershka'dan, Zara'dan ve son olarak Victoria's Secret, Pink'ten bir şeyler aldım. Önce Zara'yla başlayacağım çünkü ilk Zara'ya girdim. Öncelikle aldıklarımdan ilk bunu denemek istiyorum. Bu Zara'nın kokusu ve çok öneriliyor. Çok seviliyor. TikTok'ta onlarca kez karşıma çıktı ve şu an indirimdeymiş. Normalde 100 küsür lira. Şu an 80 liraya inmiş. Ben de dedim ki hani hazır fiyatı uygun bir deneyeyim. Şimdi makas alıp açacağım. Makasımı aldım. Bu kokuyu gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü yeni parfümler denemeyi çok seviyorum. Parfüm sıkmayı, kullanmayı da çok seviyorum. İnşallah güzeldir. Evet, şimdi açtık. Kutusu gayet fiyakalı. Şöyle göstereyim. Güzel duruyor. Hazır mısınız? Çok merak ediyorum kokusunu. Hiç şu an koklamadım. Testleri de yoktu bu arada. Tamamen TikTok'a güvenerek aldım. Anlamadım. Güzel kokuyor. Güzel kokuyor. Bayağı beğendim. Şöyle kokusu tamamen Bombshell'in benzeri. Bombshell gibi kokuyor. Bombshell'i ben seviyorum ama çok ağır buluyordum. Bu Bombshell'in biraz daha böyle nasıl biliyor musunuz? Hafif olanı gibi. Ve güzel. Beğendim. Testimizden geçti. Başta birçok tereddütte kaldım. Ama temiz çiçek kokusunu severim ve öyle kokuyor. O yüzden beğendim. Bir de California yazılı 50 liraya bir tişört aldım. Baya hani bu da oversize gibi. Biraz bol. Böyle. Bunun fiyatıysa 75 liradan 40 liraya. Ay pardon, 50 liraya düşmüş. Yine gayet uygun. Hani normale göre. Baya indirimliydi bu da. Bunu da böyle koyalım. Sonracıma bir tane şort aldım. Artık bu Koton'dan aldığım tek şey aslında Bershka'dan alacaktım 200 liraya. Sonra bunu Koton'da gördüm. Bu aslında Bershka'dakinden daha güzeldi. Çünkü bunun rengi daha hoşuma gitti. Böyle. Bunun fiyatı da 130 lira. Böyle. Koton'dan bazen çok güzel şeyler çıkabiliyor. Ve bu üstte çok güzel giderler.
Sonra başka alışverişime geçeceğim. Bu arada toplamda bütün her şey, aldığım her şey 1500'e yakın tuttu. Önceki 150'den 70 liraya düşmüş böyle bir ceket aldım. Aslında bu ceketi almayacaktım çünkü rengi çok arada kalmama sebep oldu. Yani bunu giyebileceğim çok bir şeyim yok. Ama annem dedi ki beyaz ve pembe crop'un üzerine beyaz şortun da çok güzel gider dedi. Ve çok uygun yani al dedi. Ben de aldım yani bu fiyata bir daha da bulunmaz böyle bir şey. O yüzden alayım giyerim bir yerde dedim. Bir de bunun aşık olduğum versiyonu var. Diğerini de beğendim ama buna bayıldım. Bu da aynı şekilde 70 lira. Bu da 160 liradan önce 80 liraya inmiş sonra 70 liraya inmiş. Yine gayet uygun. Hani normale göre 160'dan 70'e çok büyük bir indirim. %50. %50'den de fazla. Bakın bu baya şey bir üst ceket. Yarısını almaya paran yetmedi mi ceketi bu? Yani öyle değil de. Bunun anlamı ne aslında biliyor musunuz? Şu an denedim çok merak ettiğim için. Baksanıza yarısını almaya param yetmemiş gibi duruyor. Bir dakika. Güzel. Bu da bayağı değişik. Yani böyle yarısı yok işte. Tarz. Böyle. Modası bu. Bu da benim hoşuma gitti. Böyle bir tane de düğmesi var. Bunu da crop'un üstüne giyerim diye düşündüm. Bir dakika. Niye giyinmiyor? Bu böyle şu an çok kötü durdu ama crop'un üstüne çok güzel durur bu. Bunu da beğendim. Geçti. Testten geçti. Evet, sonra Bershka'dan yine çok severek beğenip aldığım bir şey var. Bunun fiyatı 170'den 100'e düşmüş. Yine %40 tarzı bir indirim var sanırım. Bu da çok hoşuma gitti. Ben çünkü böyle bol ve uzun şortlara da bayılıyorum. Özellikle üzerinde şey olması, neydi bunun adı be? Bubbles. Bubbles olması çok hoşuma gitti. Powerpuff Girls. Benim küçükken en sevdiğim çizgi filmdi. Ve Bubbles da en sevdiğim kişiydi. O yüzden bunu çok beğendim. Ve hemen aldım. Tara. Bunu önce internet sitesinde görüp beğenmiştim aslında. Sonra bir tane crop aldım. Ve bu crop hayatımda aldığım en tatlı crop olabilir. Abartmıyorum. Bu da 130 liradan 70 liraya düşmüş. Ve şunun güzelliğine bakın. Hani... Çok tatlı. Hani çok tatlı. Çok hoşuma gitti. Şuna bakın. Yani renginden tut şu üstündeki ayılara kadar ve crop olması çok hoşuma gitti. Yani buna da bayıldım. Çok severek aldım. Tadam. Bunu da severek giyerim yani kesinlikle. Çok güzel. Bir tane daha crop aldım yine Bershka'dan. Bunun fiyatı da 130'dan 70'e düşmüştü. Bunları bu arada kafanızda fikir olabilmesi için fiyatlarını söylüyorum. Bu da böyle bir crop. Bunun yanları bağlamalı. Bu şekilde. Bunun kumaşı da çok hoşuma gitti. Böyle biraz naylon gibi ama naylon değil. Böyle direkt dar bir crop. Bu da yine çok sevdiğim bir parça oldu. Bunu da böyle koyuyorum. Sonra Bershka'dan indirimden olmayan medium beden 50 lira bir tane düz beyaz uzun bir oversize tişört aldım. Çünkü hem uzun hem hani her şeyin üstüne altına gider diye düşündüm. O yüzden hoşuma gitti. Hoşuma gitti. Sonra bir tane daha tişört aldım. Bu tişört de 60'dan 40'a düşmüştü. Bu da böyle yine alternatif. Hani her şeyin üstüne gidebilecek oversize. Bunu aslında annem çok beğendi. Aslında annem aldı. Ama ben de giyeceğim. Biz annemle tişörtlerimizi paylaşabiliyoruz. İkimize de oluyor çünkü. Sonra geldik pink alışverişine. Pink alışverişim maalesef 700 lira tuttu. Çünkü pink biraz fazla pahalı bir marka. Buradan pink'e sesleniyorum. Daha çok indirim yapın. Bir tanesini, bir tight'ı 400 liraya aldım. Diğerin, 400 liraya almadım be. Tövbe. Bir tanesi 429'dan 214'e düşmüştü. Uzun siyah tight ve pink'in tight'ları hem kalıp açısından hem de hani rahatlık açısından çok güzel ve hiçbir şekilde eskimiyorlar. Bende bir tane daha vardı pink'in tight şeylerinden, bu tight'larından. Ve cidden 6-7 ay boyunca full giydim. Hiçbir şekilde ne yırtılması ne esnemesi hiçbir şey olmadı ve kalıbı da çok güzel. Fiziğinizi de çok güzel gösteriyor, toparlıyor. O yüzden bunu çok sevdim. Yani kabinde denediğimde de çok beğendim zaten. Bakayım. Bunun fiyatı dediğim gibi 429'dan 214'e düşmüş. Bu indirimdeydi. X small bu. İndirimden bayağı az şey kalmış aslında. Daha güzel şeyler varmış ama kaçırmışım. Şimdi bir de indirimde olmayan bike şortum var. Bu da yine çok hoşuma gitti. Ama bunun biraz daha pahalı olması beni üzdü. Bu indirimde değildi ama bu da çok güzeldi. Ve kıyamadım. Bunu da aldım. Bunun bir de arkasında böyle cebi var. Çok değişik bakın.
Şöyle. Buraya herhalde telefon melefon koyuluyor. Bunun fiyatı ne kadar biliyor musunuz? Bekleyin. Bunun fiyatı maalesef 319 lira. Bir de 160 liralık bir şey daha aldım ama şu an o burada değil. Neyse artık onu gösteremeyeceğim. Neyse. Böyle bir tayt. Hatta sanırım şimdi dışarı çıkacağım ve kombini hemen yapıyorum. Bu tayt üstüne bu tişört üstüne şu kot giyilmez. Evet. Kafi. Bu ikisi. Ya da şu ikisi. Sanırım diğer ikisi. Evet. Kokusuna hiç emin olamadım ya. Bilemedim yani. Üstüme sıkayım bakayım. Güzel kokuyor ya. Güzel güzel. Güzel güzel. Evet, alışverişim bu kadardı. Bu kadar şey bulabildim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım aklınızda bir fikir oluşturabilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.